Türkiye Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan iki sıra sayılı askerlik kanunu ile diğer bazı kanunlarda ve 660 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini 17. maddesini aşağıdaki şekilde değiştirmesini teklif ederiz. Madde 17. 21.2.2008 tarihli ve 5.738 sayılı spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarının özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılması hakkında kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının J bendinde yer alan davet edilenlerle ibaresinden sonra gelmek üzere teminata ilişkin hususların ibaresi ilave edilmiştir. Emine Gülüzer Emecan'ı İstanbul, Cavit Arı Antalya, Süleyman Girgin Muğla, Kamil Okyay Sındır İzmir milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Serkan Topal'da. Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz talep eden Hatay milletvekili Serkan Topal. Sayın Topal buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, yine bir torba yasasıyla şu anda gecenin saat 2'si ama maalesef her zaman meclisin alışılagelmiş gecenin 2'si, 3'ü, 4'ü torba yasaları gelir geçer. Nedense sürekli bu yapılıyor. Ama bir türlü 3 gün, 4 gün, 5 gün gerçekten toplumun yararına olan şeyleri doğru dürüst tartışamıyoruz maalesef. Spor Toto bildiğimiz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir kamu kuruluşu. Tüm bunlar ortadayken teşkilat şu anda bunun denetimi ortadan kaldırılıyor ve tamamen yetkileri Sayın Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Değerli arkadaşlar, bunun doğru olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Sayın Bakanım, şimdi bakın, hayır, ikramiyelerde değişiklik yapma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi mi? Kime verildi? Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki verildi ikramiyelerde. Verildi. Sayın Bakanım, vallahi bakın, bakabilirsiniz. Arkadaşlar karşılıklı konuşmayın. Sayın Bakanım bakabilirsiniz. Gecenin bu saatinde. Şimdi bakıyorum da. Şimdi eskiden Sayın Bakanımız Sayın Bak eskiden burada sürekli bize sataşıyordu. Gördüğüm kadarıyla bakanlığı bıraktı. Sataşmaya geldi. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi biz çok iyi biliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın, şans oyunları ikramiyelerini arttırma yetkisi Sayın Cumhurbaşkanı'na verildi. Orada bakabilirsiniz Sayın Bakanım, öyle bir şey var. Bakın değerli arkadaşlar, yasa dışı bahis bir suçtur. Devlet bu suçun önüne geçemiyor mu arkadaşlar? Biri yasa dışı otellere otel işletme verilse, devlet misafirhanelerin ücretini mi düşürecek? Yani devletin görevi yasa dışı suç işleyenlerle mücadele etmek mi yoksa onlarla rekabet etmek mi? Elbette onlarla mücadele etmek. Ama inanın şu anda siz hata yapıyorsunuz. Samimi söylüyorum, hata yapıyorsunuz. Gece eve gittiğinizde bir düşünün. Gerçekten biz burada doğru yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Özellikle yeni milletvekili olan arkadaşlara söylüyorum. Bakın, bu sadece şu anda yararlanan vatandaşlarımız değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiriyor. Ben sizleri anlıyorum, gerçekten anlıyorum. Hazine boşaldı, dışarıdan kaynak yok artık. Yatırım yapan yok. Önümüzde kış mevsimi var. Önümüzde yerel seçim var. Ödenmesi gereken ciddi anlamda dış borç var. Şimdi de yani Toto'ya, Loto'ya, Piyango'ya göz dikildi. Bu doğru değil arkadaşlar. Bakın, hem
Oradan gelecek para, hem bedelliden gelecek para nereye gidecek? Çıkın deyin ki biz yurt yapacağız. Çıkın deyin ki biz hastane yapacağız. Çıkın deyin ki biz bu paranın gerçekten iyi yerlere harcanmasını sağlayacağız. Bunu söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Denetimi var mı? Yok arkadaşlar, yok. Gerçekten yok. Bunun yerine halk kim? Yok. Denetim mekanizması yok arkadaşlar artık. Ya birbirimizi mi kandıracağız? Artık yani toplumu kandırmaktan vazgeçin arkadaşlar. Bunun yerine vergileri, sigorta primlerini indirirseniz, kayıt dışının ve kaçak işçiliğin önüne geçerseniz hem halk kazanır hem devlet kazanır. Değerli arkadaşlar, bakın gecenin ikisi üçü. Buradaki amaç gerçekten topluma yararlı bir şeyler yapmak. Ama sadece ve sadece rant kapıları açılıyor. Samimi söylüyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 17. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, 17. madde kabul edilmiştir.